85. sayfada kalmıştım. Özellikle şu soru etrafında dönüyordu. Sahabenin bilmediği konulara siz niye giriyorsunuz? Bu iddianın doğru olmadığını, aslında sahabenin de her iki durumunda farklı olduğunu ama sahabe döneminde de bir takım tartışmalar olduğunu ve dolayısıyla onların da bunların üstesinden gelmek için araştırma yaptıklarını, düşündüklerini, tefekkür ettiklerini ve doğru uygulamaya çalıştıklarını genel itibariyle savunuyor, onu açıklamaya çalışıyor. 85. sayfadan devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hamdan ve şükran lillah. Salatun ve selamen ala Resulillah. Sümme zâdehu fil beyani. Fakale şöyle diyerek açıklamasına şunları ekledi. İdfa'hum an nefsike. İza kâlû leke mislehu. Yani benzer bir itiraz yaptıklarında, sana suçlama getirdiklerinde kendini savun. Yani kıssat ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Yani şimdi Hazreti Peygamber'in ashabının hikayesi burayı anlatacak. Fekul lehum, de ki onlara. İnne hali ve halim. Yani benim durumum ve onların durumları yehtelifen. Farklı. Fe inna kat ibteleyna men yat'anu aleyna ve yestahillu dimâ'ena. Yani biz öyle bir durumda imtihan oluyoruz ki yani adamlar bize saldırıyorlar, kanımızı helal görüyorlar. Dolayısıyla ve la yesi'ana illa en aslında ne aleme desek daha doğru olur. Nasıl? En ne aleme minel muhti minna ve minel musib. Yani kim doğru, kim hatalı onu bilmemiz gerekiyor. Başka bir yolumuz yok. Ve en nezubbe an enfusina ve an haremina. Ve harim ismetimizi, izzeti nefsimizi korumamız gerekiyor. Ve alem bil ki enne kat nusbitu leke. Biz sana şunu ispatlamıştık. Enne nazara vel istidlale vacibani fil asli. Özü itibariyle düşünmek, delil getirmek nedir? Zorunludur. Ala kulli baliğin aqil. Her aklı başında olan insan için. Sorumlu olan insan için. Liyasıla bihi ile marifetil mabudi. Yani taptığını, Rabbini bilmesi için, bu bilgiye ulaşması için mutlaka aklı başında olan, sorumluluk sahibi olan her insana düşünmek ve delil getirmek farzdır. Fe'emmet ta'rifu vel irşad. Fakat yani bir şeyi ifade etmek, insanlara doğru yolu göstermek. Fe'ala sesin bazen geri geliyor. Sen o neden kaynaklanıyor acaba? Hocam, sesimi kapatıyorum ben hemen. Benim açık mikrofonum. Tamam. Hızlıca kapatıp yapıyorum. Fe ala hasebi ma sebeke beyan huleke. Yani daha önceki açıkladığımız üzeredir bu çerçeve. Vakat yakunu fardan, vakat yakunu fardan. Yani kimi yapılması farz olan şeyler var, kimisi ekstra olan şeyler var. Hâzâ fîmâ huve kavâidü dîni ve usûlühü mine tevhîdi ve risâleti. Yani bunlar arasında, bunun içerisinde özellikle dinin temel ilkeleri, asılları, yani tevhid ilkesi, peygamberlik ilkesi bunlar. Ki bunlar da asıl olandır. Evvel emirde bilinmesi gerekendir. Ve amma ba'de zelik. Bundan sonra şunu söyleyelim. Ne var? İşte yani sahabe dönemini değerlendirecek. Daha sonra da özellikle mütallimin, soru soran öğrencinin durumunu değerlendirecek. Mimma zahara minel bid'i vel fitel. Sonra ne oldu? İşte
bidatler çıktı, fitne fücur çıktı. Ne zaman? Bağda katli emiril muminin Osman radıyallahu anh. Hazreti müminlerin emiri Hazreti Osman'ın katledilmesinden sonra. Vaktile fil akavil fil esmail müftelifine. Şimdi buradaki esma normal isimler değil. Özellikle uhrevi anlamda düşündüğümüz zaman kişilerin konumları mümin, kafir, tamam mı? Yani Müslüman. Yani bunların bir de toplumsal boyutu var. Bunlar işte farklı farklı insanlar bunda ihtilaf etmişler. Birbirlerini küfürle itham edenler var. Değil mi? Ve ahkamihim bunların durumları, hükümleri. وَمَا ظَهَرَ مِنَ التَّوَلِّي وَالتَّبَرِّي فِي الْفَرِيقَيْنِ وَالْفِرَقِ. Ondan sonra bu fırkalar arasında ne var? Birine muhabbet beslemek var, birinden kendini uzak tutmak var. Öyle bir noktaya geliyor ki bu işler hatta كَثُرَتْ الْفِتَنُ وَالْبِدَعُ. Yani fitne fucur artıyor, işte bidatler artıyor diyor. فَكَانَ بَعْضُهُمْ خَوَارِجُ. Bunlardan bu şimdi fırkalara geçti. Bunlar kim? İlk çıkan işte hariciler. Ve ba'duhum revafidu. Daha sonra bunlardan başka Şiiler var. Ve ba'duhum ehlül istikameti. Ondan sonra da gerçekten istikamet üzere olan insanlar var. Bu durum ne zamana kadar devam ediyor? İla şu zamana kadar. İlk önce hariciler, rafiziler ve ehl-i istikamet. Daha sonra en zaharet el mutezile. Mutezile ortaya çıkıyor. Fi eyyem Hasan el Basri. Hasan-ı Basri zamanında. Ve tebennet mezahibuhum. Ve tebennet mezahibuhum da olabilir. Ve gerçekten onların görüşleri benimseniyor. Sonra ma zahara min mezahibil cehmiyet. Sonra cehmilerin fırkaları, görüşleri ortaya çıkıyor. Ve teferruka makalatun. Sonra bunların görüşleri farklı farklı ortaya çıkıyor. Ve cehmiyetu ve müşebbihetu. İşte cehmiye bir taraftan, müşebbihe bir taraftan. Fe inne hâzî mesâile. Bunların tartıştıkları temel konular min cümletin mesâilül usûl. Usule dair konulardır. اَلَّتِي يَكُنُ الْحَقُّ ف۪ي وَاحِدٍ مِنْهَا ve تَبَيَّنَ مَسَائِلُ الْفُرُوعِ. Yani şimdi burada bir tane hak var. Bir de ve tebayyana mesela furu, bir de furu meselelerde bir zıtlıklar var. اَلَّتِي يَكُنُ الْحَقُّ مَعَ الْمُخْتَلِف۪ينَ. Yani bu noktada da farklılıklar olabilir. Yani furu meselelerdeki farklılıklar ve la yaktadi el hilafu ya teberru en el muhalifi ve la taddiden. Yani bu furu meselesi, yani hali ikincil, yani itikada taalluk etmeyen konulardaki farklı düşünceler birbirinden teberri etmeyi, yani ne sen bendensin ne ben sendenim şeklinde bir noktaya varmamayı gerektiriyor. Ve birbirlerinde sapıklığı itham etmemeyi gerektiriyor şeklinde ifade ediyor. وَلَا بُدَّ مِنَ الْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِّ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ. Şimdi yani özellikle sahabe döneminde gerçekleşen olaylar bağlamında söylüyor diye düşünüyorum. Yani hak olanı, doğru olanı anlamak, bilmek lazım. Hatta yetemezseke bihi, ki onu ona sağlam bir şekilde tutmak. Ve yetevalla kailehu, ve onu söyleyene muhabbet beslemek. Ve zehebe ileyhi, o yolu yol edinmek. Ve yu'lid alel munkir ilahu, ve onu, o doğruyu inkar edenden yüz çevirmek. Ve men ibtena bihi, her kim ki bu yanlış
şu benimsemiş insanlarla imtihan olursa, onlarla karşılaşırsa. Felabutte gerekir en yahtabila ala ma alem ma bihamdülillah. Yani onların görüşlerini araştırması gerekir. Ve yahutse bu konuda istekli olması gerekir. Ve yandura ve düşünmesi gerekir. Ve yetemesseke bil hakki ve yeştenibe el batıle. İşte hakkı tutması ve batıldan da kaçınması gerekir. Vakat vecedna es-sahabe radıyallahu anh. Şimdi biz sahabenin durumuna baktığımızda şöyle bir durumda karşı karşıyayız. Tekellemet fi emsali hadil havadis. Buna benzer konularda, olaylarda onlar da konuşmuşlardır, görüş belirtmişlerdir. Hangi konular? Elleti vakat fi eyyami. Kendi zamanlarında gerçekleşen. Ve teşavaru fi zelike. Bu konuda danışmışlardır, müşavere yapmışlardır ve tenazor ve tartışmışlardır. Ve zelike enne evvele hilafin vaka fi hadil umuri. Yani bu bağlamda ilk çıkan ihtilaf vuku'l hilafi fi emril imamet. Yani devlet başkanlığı konusunda çıkan ihtilaftır. Daha başından beri değerli yani Beni Said'den beri değerlendirecek şimdi. Velemma kâlet el ensaru ensar şöyle dediği zaman minna emirun ve minkum emirun. Kime diyor? Kureyşlilere. Yani Kureyş'i temsil eden üç kişi var orada. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah. Diyor ki madem öyle bir yönetici sizden olsun, bir yönetici de bizden olsun. Fahacehum Ebu Bekir radıyallahu anh istidlalen. Fakat Hazreti Ebu Bekir onlara karşı şöyle bir delillendirme yapıyor. Takdimin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi maradihi elle tufiye fihi li mevdi imameti bin nasi fısfalavati. Yani Hazreti Peygamber hastayken yani ölüm hastalığı yani onun ölümüne neden olan hastalığı esnasında kendisinin yokluğunda insanların önüne Ebu Bekir'in geçmesini istemişti diyor namazlarda. Elleti kâne huve yusallîhâ bihim. Onlara namazı kıldıran kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Ma kavlihi şunu söyleyerek yu'minkum hiyarikum. Yani size kim namaz kıldırır, imamlık yapar? En hayırlısı. Tabii yani aslında Hazreti Bekir'in söylediği şey bu değil. Yani bu sonraki şeyde kayıtlarda geçiyor. Tabii Hazreti Bekir'in özellikle yani Kureyş'in önceliği kusursu yani el eyyime minel Kureyş şeklinde bir söz söylemesi, bir rivayet söylemesi öne çıkardığı şey bu aslında. Neyse devam edelim. İbn-i Furdek'in açıklamalarından. Sümme ba'de derken bundan sonra iştehedû fî nasbi aslahihim lil imamet. Ba'dema ihtar Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama şimdi daha sonra yine düşündüler, taşındılar. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in seçmesinden sonra yani hangimiz devlet başkanlığına daha uygun bir adayız şeklinde. Fenûvira fî zâlike bu konuda düşünüldü. Ve nâzarahum onlar düşündüler. Kemâ nâzarahum min qablu fi emri mani'iz zekât. Yani Hazreti Bekir yani
Hazreti Ebubekir zamanında bu Litte savaşları meşhurdur. Bazı kabileler zekat vermeyiz demişlerdi. Bu konuda da tartışmışlardı Hazreti Ebubekir zamanında. Ondan sonra ve fi infazil ceyşi ki onlara karşı ordu kuruldu. Hatta haccehum yani onlara karşı delil olsun diye faracahu ilerihi ve onun görüşüne dönsünler diye tüm meştehadu fi ikameti aslahihim emri. Sonra tabii işte Hazreti Ömer geliyor. O döneme geliyor şimdi. Lemma tu'ine Umaru radıyallahu anhu et'anete yaralandığı zaman Hazreti Ömer elleti mâte anha bu yaralanma neticesinde vefat etti biliyorsunuz. Ona işaret ediyor. İşte namaz kıldırırken Ebu Lulu yani Sasani Devleti'nin önemli devlet adamlarından bir tanesi bir suikast düzenliyor malumunuz. Bunun tarafından yaralanmasının akabinde Hazreti Ömer'in seçtiği 6 kişilik şura heyetinden bahsedecek şimdi. Ve teşaveru fi zelike. Onlar bu konuda fikir alışverişinde bulundular. Daha sonra fettefaku ala sitteti neferin min. Yani bu 6 kişi üzerinde ittifak ettiler. Sümme içtehadu ba'de zelike fiktiyari vahidin minhum. Onlardan birinin seçilmesi konusunda içtihat ettiler, düşündüler, tartıştılar. Ve kanu muddeten min zaman yunazirune tartıştılar uzun bir zaman, belli bir müddet. Ve içtehidune düşündüler, fikir geliştirdiler. Ve yebhethune ve şunu araştırdılar. Ammen yuqimunehu mimmen yakunu ıslaha lil ümmet. Yani aslında imameti olsa daha doğru olur burada. Yani orada bir elif gözden kaçmış olabilir. İmamete bu devlet başkanlığına en uygun kim? Yani bunu kimi seçebilirler? Bunu araştırdılar. Bu akvamu lil hakki. Yani böyle hak olan, doğru olan hakkı tutup kaldıracak, tamam mı? Sağlam bir şekilde ortaya koyacak kimdir? Bunun üzerinde araştırma yaptılar. Sümme ihtaru, sonra seçtiler kimi? Osman'ı radıyallahu anh. Sonra Hazreti Osman'ı seçtiler. Ve ecma'u aleyhi. Ve onun hilafeti, devlet başkanlığı konusunda icma ettiler. Ne zamana kadar? İlla en hadeset ehdâs. Şu olaylar çıkana kadar. İddia kavmuhu aleyhi. İşte onun topluluğu, kavmi onun aleyhine bir iddiada bulundu. Nedir o? Ennehu akta. Fiha. Hatalı. Fenazarahum. Osman'u emirul müminine. Hazreti Osman onlarla tartıştı. Radiyallahu anh ve nazaruhu avukaten ve mecalise. Ve uzun zaman onlar da Hazreti Osman'la tartıştılar birçok meclislerde. Ve huve yehuccuhum ila en galebuhu kavmin. Onlara delil getirmeye çalıştı Hazreti Osman. Ne zamana kadar? Onlar galebe çalana kadar. Ve minel ammeti işte halktan bir topluluk tesellaku aleyhi yani şey tartışma büyüdü, arttı ve sonuçta öyle bir noktaya geldi ki fakat zulmü. Sonunda Hazreti Osman'ı zalimane bir şekilde öldürdüler. Daha sonra ve tenazaru fi emir-i mu'minin Ali radıyallahu anh. Daha sonra Hazreti Ali'nin
imameti devlet başkanlığı konusunda tartıştılar. Ne zamana kadar? En haracu fihi ilel muharabeti vel mülaaneti. Yani işte haricilerin çıkışını işaret ediyor. İşte bir grup çıktı, savaş ilan etti. İşte hariciler ve işte Hazreti Ali'nin Muaviye ile olan savaşı ve birbirlerine karşı lanet ettiler. Ve kullu fariqin yedlâ bimâ indehu min hüccetin ve şubhetin bil mukatabatin ve murasilatin. Yani karşılıklı işte kendisinin doğru olduğunu, işte yazışmalar falan oldu. İla ne zamana kadar devam etti? İşte Sıffin Savaşı, tahkim olayı oraya geliyor. Enneselecit el-Havaricu ala Ali'yin radıyallahu anh'ın. İşte ilk önce Hazreti Ali'nin safındaydı biliyorsunuz hariciler. Bu hariciler ne yaptılar? Hazreti Ali'ye karşı isyan ettiler. Vettea'u aleyhi, onun aleyhinde bulundular. Ve şunu iddia ettiler. Ennehu kefara ve terekel hukme bima enzelallah. Yani o küfre girdi, haşa, ve Allah'ın indirdiği hükmü terk etti şeklinde Hazreti Ali'ye karşı bir iddiada bulundu. Haythu adale anil mukateleti ilel muhakemeti. O Siffin Savaşı'nı düşünün. İşte Muaviye'nin askerlerinin mızraklarına, Kur'an-ı Kerim yapraklarına, Kur'an-ı Kerim sayfalarını taktıklarında işte savaştan vazgeçelim, bak Kur'an aramızda hakem olsun diyorlar. Kur'an'ı hakem kılalım şeklinde. Bir anlamda savaş hilesine kandılar. Ve münazaratu emir-i müminin Ali radıyallahu anhu ma'hu marufet. Yani Hazreti müminlerin emiri, devlet başkanı Hazreti Ali'nin onlarla tartışmaları bilinenmiş. Yani detaylara girmeyeceğiz diyor. Ve kânet münazaratu Abdullah ibn el-Abbas radıyallahu anhu ma'hu. Bir sebebi emir-i müminin Ali'nin radıyallahu anh'u meşgul. Yine biliyorsunuz Hazreti Ali'den ayrıldılar. Hazreti Ali'nin görüşünü beğenmiyorlar. Bu hariciler dediğimiz bunlar Harura denen yerde toplanıyorlar. Yaklaşık 12 bin kişiden bahsedilir. Daha sonra Hazreti Ali bunlara kimi gönderiyor? Abdullah İbni Abbas'ı gönderiyor. Abdullah İbni Abbas onlarla konuşuyor, tartışıyor. Ama bu konular da meşhur diyor. Bu detaylara girmeyeceğiz diyor. O kezalike cevabatuhu linafi'in azbak fîmet te'a minet tenâkudi alel Kur'ani ve imametihi li hakkın zâlike ve keşefahu mevdiyel şüpheti fîhi zâhiretun menkûletun tedâvlet. Yani burada işte ruhu İbn Abbas'a da gidebilir. Hazreti Ali'ye de gidebilir. Yani muhtemelen İbn Abbas. Onun Nafi bin Ezzaka karşılığı cevaplar. Ki ne diyordu hariciler? İşte Kur'an'la çalışıyorlar. İşte, İmameti doğru değil. Şüphelidir gibi. Bununla ilgili birçok rivayet var. Kaynak var. Ve keyfe yesûgu en yukâle. Şimdi bütün bunlara baktığımızda şunu demek nasıl mümkün? İnne sahabete lem yehuffu ve lem yunazaru ve la yekşifu demek lazım an hakkı ve an şüphet. Yani şimdi bu durumda nasıl deriz ki biz sahabe işte yani böyle ne diyelim doğruyu bulmak için böyle istekli değildi, tartışmıyordu. İşte hak nedir, şüpheli olan nedir, bunları araştırmıyorlardı. Ma men taşara indahum min hadi'l münazarati fil hilaf ki yani bu konudaki tartışmalar her yerde yayılmış. Böyle bir tartışma var. Ya ben bu tartışmadan uzak duracağım demek mümkün mü? Dememişler. Ellezî kâne yahtisû fî vaktihim kendi zamanlarında ortaya çıkan
durumlar. Bunun eğrisi nedir? Doğrusu nedir? Bunu araştırmışlar. Fi emri imamet özellikle bu devlet başkanlığı meselesini. Ve teğlizuhum el emru fîmâ cerâ mecrel usûl. Bu ilkeler bağlamında geçen ve oldukça sertleşen bir tartışmalar. لِخُرُوجِهِمْ فِيهِ اِلَى الْمُكَاشَفَاتِ وَالْمُحَارَبَاتِ وَالْمُلَاعَنَةِ وَالتَّبَرِّي. Yani öyle bir noktaya varıyor ki, yani nedir, ne değildir? Savaşlara neden oluyor? Karşılıklı lanetleşmeye, işte ne ben senden, ne sen benden. وَتَرْكِ مِثْلِ ذَٰلِكَ فِي مَا حَدَثَتْ لَهُمْ فِي الْخِلَافِ فِي الْخُلُوعِ. Yani bundan başka işte, yani fuar dair konularda da aralarında tartışma oluyordu. Ma ilmin ilmi kulli vahidun minhum bi khilafi ma bi khilafi sahibi lehu fima yuftihi ev yahkumu ve yetrukuhu ev. Yani birbirlerinin daha farklı düşündükleri yerler oluyordu. İşte birinin verdiği hükmü, verdiği fetvayı diğeri kabul etmiyordu. Ne yaptılar? Tarekavul inkârı aleyh. Yani burada birbirlerine şey yapmadılar. Ne diyelim? Mümkünlükle suçlamadılar. Ve iradiyan tefattu ve tenaffuri anu. Yani nefret boyutuna vardırmadılar demeye getiriyor. Ve in kâne vâhidun minhum mütevelli sahibihi ma ilmihi bi muhalefetihi lehu. Yani her ne kadar muhalif olsalar da yani arkadaşı kardeşi olması itibariyle yani muhabbetleri vardı. Nedenle derken onun için bu durum delalet eder. Mülfiliyum ala iftirati menzileti al-hilafe rütbeti menzileti mütenazil vaki beynu. Yani işte farklı düşünüyorlar. Ondan sonra farklı noktalarda yer alıyorlar. Tartışıyorlar kendi aralarında. Ve inne ma lem yahruc fihi ba'duhum ala ba'd bil inkar ve tebarri ve qitali mimma yastasmu fihi muhtelifune fihi ala kadri ijtihadihim. Yani şimdi yani birbirlerine karşı şey yapmıyorlar. İşte birbirlerini inkarcılıkla suçlamıyorlar. Ondan sonra yani muhtemelen burada fırıha dair konulara devam ediyor. İşte doğru nedir, yanlış nedir? Yani ve işte yani birbirlerini doğrulamasalar da yani şeyleri neyse, görüşleri neyse o çerçevede düşünüyorlar. Fîmâ yecibu'l vukûfu alâ hakkın muhakkidi fîmâ ve butlan mubdili. Yani hak olan nedir? Ondan sonra yanlış olan nedir? Bunu araştırıyorlar. Dolayısıyla ve lâ yesûgu fîhî et-taklîdu ve lel-hukmu bit-tahmîni. Yani özellikle bazı konularda var ki burada taklit olmaz. Tahminle hüküm verme de olmaz. Yani mümkün olduğunca delille düşünerek bir sonuca varmak lazım. O nedenle işte bu konular mülhakun bi babil usul. İlkelerle ilişkili bir konudur. Ennetihiyet tevhidu ve risaletun. Yani asıl konular. Bunlar da işte nedir? Tevhid, risalet. Mimma yaktadi et tevalli el muvafika fihi ve teberrü minel. Yani bu tevhid ve risalete ilişkin temel konularda yani isabetli buna uygun yani buna isabetli düşünen doğru düşünene muhabbet beslemek ve yani buna muhalif olandan da uzak olmak gerekir. Ve emma kavluhu imamın şu sözüne gelince rahimahullahu ma
Allah rahmet eylesin. İnnel racule İn keffe lisanehu anil kelami fî mehtelefe fîhî nâs. Yani şimdi insanların ihtilaf ettiği, tartıştığı konularda herhangi bir söz söylemekten dilini çeken kimse. Ve semiyâ zâlike lem yuttık lem yekuffe kalma. Yani konuşmuyor ama içi de rahat etmiyor. Kalbini çekemiyor. İçinde fırtınalar kopuyor. Labutta öyle bir durum ki lil kalbi min en yunkire ahadel emreyni ya birinden birini kabul etmeyecek evul emreyni cemiyen veya ikisini birden kabul etmeyecek. Fe imme en tuhibbehuma cemiyen veya tam tersini düşünün. İkisini birlikte kabul etsiz. Ve huve muhtelifan ki ikisi de birbirine zıt. Ona da la yakın. Bu mümkün olan bir şey değil. Ve in ve emme ize malen kalbu ilel huval bir hival demiş ama ceval olsa gerek diye düşünüyorum. Veya hival dersek işte tartışma da diyebiliriz. Ama yani ya şöyle aslında ikisi de mantıklı oluyor. Tartışmaya meyle diyor. Bir hükmü ve daha yani civar daha doğru olur. Civar, cavur veya cavur. İşte zalime meyle diyor. Zalimleri seviyor. O zaman o toplum bir kimse hangi toplumu seviyorsa ondandır. Kâne minnum. Ve izâ mâlel kalbu de ehlil hak. Cev diye okumak lazım. Burayı hivar değil de. Daha önce demiştik hatırlarsanız. Yani hakikaten şeyler var. Takipte sıkıntılar var. Eğer kalp hakka, hak ehline meyledersin. Kâne li ehli muhibben veliyyen. Ne olur? Hak ehli seven olur. Onların dostu olur. Ve derdi ki en yuhakkı el a'mâle. Buna göre amellerini gerçekleştir. Ve kelamı, sözünü. La yakun illa. Bunlar ancak neyin olur? Min kıbelil kalbi. Ancak kalp ile olur. Yani karar verme mekanizması kalptir. Diyen ne? Men amene bilisanihi ve lem yu'min bi kalbi. Şöyle bir insan düşünün. Diliyle iman ettiğini söylüyor. Ve lem yu'min bi kalbi. Fakat kalbiyle iman etmiyor. Lem yekun indallahi teala mu'mine. O kişi Allah katında mümin değildir. Ve in amene bi kalbihi ve lem yetekellem bi lisanihi. Tam tersine adam kalbiyle iman ediyor fakat diliyle söylemiyor. Kâne indallâhi teâlâ mu'minen. Bu insan ise Allah katında mümin bir kimsedir. Yani bil ki ennel amru fi hadil cümleti elleti zekeraha kema kâle. Yani burada açıkladığı üzere bu bağlamda iş bil ki böyledir. Onu söylediği gibi. Ve derik ennehu nedir o? İzâ semi'a el-mükellifu mezhebeyni muhtelifeyni fihima. Yani mükellef olan bir kimse iki farklı görüşü işittiğinde tarikat ettiğin yani dinin dini anlama işte dinin temellerini anlama bağlamında fela budda en yekune minel usulî ve işte yani genel itibariyle diyelim yani tedeyyün etme tamam mı? Dini anlama ve yorumlama. Burada iki çerçeve var. Bir ilkeler, asıllar, asıl konulardan olan bir de furuata ikinci konulardan olan ve in kâne minel usulî eğer
ilkelerle ilgili, asıllarla ilgili bir hususta فَالْمُخَالِفُ لِلْحَقِّ فِيهِ hakka muhalefet eden, karşı çıkan kimse mezmumu kabul edilmez, yenilir. Ve mezhebu makruhun, onun görüşü hoş görülmez. Ve mutabaatuhu hata, ona tabi olmak yanlıştır. Ve labutta, dolayısıyla gerekir hinecin, o zaman ne gerekir? Min temyizin beynehum. Yani iki görüş arasında, birbirine zıt iki görüş arasında bir ayrım yapmak gerekir. Hatta tettebiyel hakka minhum. İşte onlardan hangisi doğruysa ona tabi olmak için. Tecennebe el batıl. Batıldan da açılmak için. Yekune ma'al muhfizi alel mubtiliyle, ve yanlış olanları da böyle, ne diyelim, yanlışlarını ortaya koyacak şekilde, onların yanlışlarını deşecek şekilde. Fe imkâne, eğer tartışılan konular min mesail-i furu'i, yani furuata dair de, ikincil konulara dair mesele ise, mâ leyse fî kulli vâhidin minel mesele beyni, işte yani bu her iki görüşten bir tanesi nas değildir, nas değildir, ve la icma, icma da yoktur, ve la kıyasun celiyyum, burada açık bir kıyas da yoktur. Kâne mimma yudrek hukmuhu biştihâdi müştehideyni min ehlil ilmi vel fetâya. Yani burada ne diyelim, işte ilim ve fetva ehli olan müçtehitlerin iştihatlarıyla ortaya koyduğu şeyin anlaşılması bağlamında açık, net, tamam, yani bu kesin olan şeydir deme durumu yoktur. Ve la yumkinu en yekuna yakini sevab beyni, yani iki doğru da olmaz. Bu da mümkün değil. Ve bi eyyihima kâle ve hakeme ve ileyhi zâhebe ve yekûnu muhikkan nasîben ve mâ sebîbü zâlik. Yani işte verdiği hüküm, düşünce biçimi, işte doğru, isabetli, işte yolu şöyle, burada da yani bu budur, işte bu doğrudur, diğer yanlıştır, bu olmaz denmez diyor. Fel-âmiyyü vel-âmiyyü. Yani âmi dediği burada ne diyebiliriz? Yani normal sıradan bir kişi, yettebiyu fihi bu bağlamda el-eşhara ve sevâbe li nefsihi ve dinih el-imtihani ve istihsan. İşte meşhur olan, kendisi doğru olan, işte yani bunu işte güzel görerek benimsemesi gerekir. Vel hasu, işte hususi olan da ise, genel olan da böyle, hususi olan da ise yettebiyu ma avva ileyhi iştihadu, yani düşünüyor. Bu düşüncesinin sonucunda vardığı şey neyse ona sığınması gerekir. Ve neyse zâlike mimme arâdehu bihâde fasli. Yani imamın söylediği, yani bu furuata ilişkin tartışmalar değil. Lennem kat nas ala enne hâdel beyni cevrun ve zâhâb ileyhi siyaset ilişkin bir konu. Ama daha sonra itikadi bir boyutta tartışılıyor. İki farklı görüş var. İşte bunlardan birisi zalimlik ve bu zalimin yoluna giden de zalim olur diyor. Velidenik. Dolayısıyla vecebe olması gerekir. En yahmile kelamehu fi kavlihi fi mahtelefe fihi nâsu alâ mesâil usulü. İnsanların özellikle asıllara ilişkin konularda tartıştıkları bağlamda sözünü şöyle yorumlaması gerekir. Ammel hakku fiha vahid. Yani burada hak bir tanedir. Ve zelike mimma yeşmudu fardahu fi kulli bukalâin
باغ البالغين فلا بد من الذهاب إلى أحدهما. Yani burada işte akıllılar, yani fazla kapsayan ve akıllı insanların yapması gereken iki görüşten birisini benimsemektir. Bu şekilde düşünmektir. İstihaleten ya'takide bihime cemiyan fi haletin vahidetin ma tedattu dihime. Yani zıt olmaları itibariyle ikisini aynı anda kabul etmelerinin imkansızlığından. Ve la budde, dolayısıyla gerekir en yakule, şöyle düşünmesi, söylemesi gerekir. Bir hadihime, işte birinden birini görüş olarak benimsemesi. Ve yetebileyim, o çerçevede bir görüş benimsemesi. Fe in keffe lisanehu, şayet bu konuda dilini çeker ise, konuşmaz ise, lem yumkinhu en yakuffe kalbehu, kalbini çekmesi mümkün olmaz. لأنه إذا لم يسمع له التوقف فيهما والشك في أمرهما فلا بد أن يحق أحدهما ويبطل الآخر. يعني burada tamam mı? İstek, şüphe, düşünmeme olmaz. Ne yapması gerekir? Yani birinin doğru olduğunu, birinin de yanlış olduğunu, birinin de yanlış olduğunu ortaya çıkarması gerekir. Ve hâzâ, bu ve mâna kavlihi, yani bu şu görüşünün anlamıdır. Lâ budde lil kalbi, kalp için gerekir. Min, şu gerekir. En yekraha ehadel emrayni. Yani o iki tercihten birisini hoş görmemesi, kabul etmemesi gerekir. İstihaleten yuhibbehuma cemiyen. İki zıt görüşü aynı anda kabul edemez, sevemez. Ve tenakudihima. Zıtlığından, çelişkisinden dolayı. Ve izâ mâlel kalbu ilâhedihima. Eğer kalp İki tercihten birisine kayar ise, meyleder ise, ile temyizin, yani herhangi bir ayrıştırma yapmaksızın, ya işte bu doğru veya yanlış, onu araştırmaksızın kalp birisine meyleder ise, lem ye'men, yani güven içerisinde olamaz. İnanamaz. En yekune kat mâle ilel cevri ve ile ehlihi. Yani acaba zulme ve zalimlere mi gönlü kaydı? Bunu buna şey yapamaz. Ortaya koyamaz. Fevecebe, dolayısıyla ne yapması gerekir? El-Bahf. Araştırma yapması gerekir. Liyakuna mücaniben lil-cebri, zulümden uzaklaşmak, ehlihi ve o zalimlerden uzaklaşmak, mütemessiken bil hakkı, hakka da tutunmak için. Ve emma kavluhu, şu görüşüne gelince, bi enne tahkikal amali vel kelami, yani amellerin ve sözün gerçekleştirilmesi, la yakunu min kıbelin kalbi, yani amellerin gerçekleşmesine, sözün ağızdan çıkmasına karar verenler ise kalptir. Muhtemel en yekunu erade bizalike, buradan şu anlaşılır. Yani bunun da olur. Ennel amale ize vakat makuleten taatillahi azze ve celle ve min şartiha vuku'a. Yani makbul, Allah'a taat cinsinden olduğunda ancak bu kalp ile olacak şeydir. Bunun da şartı nedir? Gerçekleşmesidir. Kezalike el-ihlasu lil amili biha, yine amel edenin ihlaslı olması gerekir. Ve en yuride bihi veçallahi ta'ala, ve sadece de
Allah'ın rızasını gözetmesi gerekir kişinin. Ve mahallü'l-ihlasi el-kalp. İhlasın, samimiyetin yeri deneriz kalptir. Ve manahu, bunun anlamı nedir? İradetullah bil ameli, amel ile Allah'ı dilemek, vahdehu istimalen vahdehu, pardon. Yalnızca Allah'ı istemek, istimalen li taatihi, ona itaat ederek, taatlerini yaparak, ve ibadetihi, ona kulluğunu yaparak, وَلَنْ يَسْفِحَ الْإِخْلَاسُ اِلَّا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِالْمُخْلِسِ اللّٰهِ. Yani ihlas da ancak, yani muhlis olmayı bilmekle ancak ortaya çıkabilen bir şeydir. وَلَنْ تَكُنَ الْمَعْرِفَةُ بِالْمُخْلِسِ لَهُ بِالْعَمَلِ. Yani amelde ihlasın ortaya çıkması ancak olabilir. اِلَّا بَعْدَ النَّظَرِ وَالْبَحْثِ. Düşünmek ve araştırma yaptıktan sonra ancak olabilir. Fedelle ala, bu da neye delalet eder? Neye delildir? Neye kanıttır? Neye işaret eder? Ennel vacibe, zorunlu olan nedir? El bahthu ve nazaru el mucibani. Araştırmak ve düşünmek zorunludur. İlel marifeti bil mabudi. Tapınılan şeyin, mabudun, Allah'ın bilgisine ulaşmak için düşünmek ve araştırmak. Hatta tahlusa lehul ibadet, ki ibadet samimi olsun diye, kulluk samimi olsun diye. Evet. 90. sayfaya geldik. Burada bırakıyoruz. İnşallah bir aksilik olmasa 2 hafta sonra devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürler. Hayırlı sabahlar.